Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün pastane usulü gerçek bir un kurabiyesi yapıyoruz. Nasıl yaptığımı, püf noktalarını hadi gelin hep beraber izleyelim. Hakiki un kurabiyemiz için arkadaşlar 250 gram kadar tereyağım var. Margarin de kullanabilirsiniz, yarı yarıya da kullanabilirsiniz. Yani 125 gram margarin, 125 gram tereyağı da kullanabilirsiniz. Ama ben tamamını tereyağı ile yapmayı tercih ediyorum. Oda sıcaklığına getirmiştim. 1 çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. 1 su bardağından 1 parmak eksik. Pudra şekeri kullanıyorum. Şöyle biraz karıştırayım yine. Ve yanıma 4 su bardağı un koymuştum. Kontrollü bir şekilde unumu da ekledim. Gene en sonunda ne kadar un eklediğimi size söyleyeceğim. Ve bir pakette vanilya kullanıyorum. Vanilya da opsiyonel. Dilerseniz kullanırsınız, dilerseniz kullanmazsınız. Artık karıştırabilirim. Böyle ele yapışmayan yağlı bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Hamurumu arkadaşlar oluşturdum. Bakın böyle bir kıvamı olacak. Yani kendisi bile böyle daha pişmeden böyle kıyır kıyır bir kıvamda hamurumuz olacak. Toplamda 5 su bardağı kullandım. Bardak ölçülerim de 200 milim civarında. Şimdi artık şeklimi vermeye başlayabilirim. Şöyle parçalar alacağım hamurumdan. Zaten çalışması çok keyifli, çok güzel bir hamur. Ve şöyle silindir şeklinde getireceğim hamurumu. Dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Kurabiye kalıpları da kullanabilirsiniz. Ama ben pastane usulü bir kurabiye yaptığım için bugün de pastanelerin vermiş olduğu şekli vereceğim. Silindir şeklinde getirmiş olduğum hamurumu çatalla çizmeye başlayacağım. Böyle çizgi çizgi olsun istiyorum. Yanlardan da çizmeye başlayacağım. Evet, çizdikten sonra da bıçakla keseceğim arkadaşlar. Böyle lokmalık lokmalık olsun istiyorum. Yaklaşık şöyle iki parmak kadar. Bu aşamada fırınınızı ayarlayın. Alt üst ayarda 150 derecede pişireceğim. Sıcak fırına sokmamız önemli. Şeklimiz böyle bu şekilde olacak. Ve arkadaşlar tüm tepsimi yaptım. Gördüğünüz gibi bir büyük tepsi kurabiyem çıktı. Şimdi artık fırına götürüyorum. 150 derecede 15 dakika kadar pişiriyorum. Kesinlikle kızartmayın. Beyaz şekilde yeniden çıkaracağız. Kurabiyelerimi şimdi fırından çıkardım arkadaşlar. Bakın bembeyaz duruyor. Hiç kızarma vesaire olmadı. Yalnız bu aşamada kesinlikle kurabiyelerinize dokunmayın. Çünkü yumuşaklar ve hemen böyle parçalanırlar. Böyle bir yarım saat bekleyin kendilerine gelsinler. Ondan sonra artık servis edebilirsiniz. Çayımızın yanına, kahvemizin yanına koyacağımız böyle lokmalık, bir atımda bitecek, ağızda eriyen, kıyır kıyır çok güzel bir kurabiye oldu un kurabiyemiz. Üzerine şöyle pudra şekeri de serpip o şekilde servis yapabilirsiniz. Sadece yiyeceğiniz zaman pudra şekeri serpmenizi tavsiye ediyorum. Diğer türlü üzerine yapışabiliyor. Hemen size bir tanesini şöyle göstermek de istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkası, önü muhteşem. Bakın gerçek bir un kurabiyesi nasıl elimizde dağılıyor. Tadı ise enfes ötesi. Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Pastane usulü gerçek bir un kurabiyesi yaptık. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.